Öykü kitabımızın adı Kaan'ı. Yazar Sabahattin Ali. Yayın evi Can Sanat Yayınları. 9. öykü Apartman. Sivri damın üzerinde keskin bir koku dağıtan yaş tahtalara keseri vuruyor, bir taraftan da batıya doğru inmeye başlayan güneşi gözlüyordu. Ağustos'un sonuna yaklaştıkları için mal sahibi çatının çabuk örtülmesini istemişti. Yağmurlar başlar diye korkuyordu. Bunun için 8 kişi 2 gündür hep çatıda uğraşıyorlardı. Öğleyin şöyle 10 dakika dinlenip biraz ekmekle yarım karpuz yemiş, hemen işe başlamıştı. Böyle yüksekte, apartman 5 katlıydı ve yarı yatmış, yarı ayakta durarak yaş tahtalara abanmak ve mütemadiyen başının üst tarafından keser sallamak insana sersemlik, hatta baş dönmesine benzer bir şey veriyordu. Bir akşam olsa, bir eve gitse, bir arka üstü yatsa ve karısıyla küçük kızına şöyle göğsünü kabarta kabarta bir bağırıp çağırsa. Mal sahibi karşı apartmanda oturuyordu. Orası da kendi malıydı. Onun için burada bağırmak değil, hızlı bile konuşamıyorlardı. Herif bazen pencereyi açıp göbeğini kenara dayayarak saatlerce baktığı ve ara sıra "Orasını iyi kapatın yahut lakırtı bırakın" diye emirler verdiği için işçilere o olmadığı zaman da devam eden bir çekingenlik gelmişti. Sessiz sessiz çalışıyorlardı. Birdenbire irkildi. Etrafına bakınırken ilerideki sokak başında küçük bir küfecinin iki kat olmuş geldiğini gördü. İçi safrası kabarmış gibi allak bullak oldu. Eliyle yarı çivilenmiş tahtalardan birine yapıştı. Aşağı doğru dikkatle bakmaya başladı. Küfeye yükletilen eşyanın altında ayakları sokağın bozuk taşlarına yapışıkmış gibi adımlar atarak ilerlemeye çalışan küçük Hamal kendi oğluydu. Bir gün iş bulup 10 gün bulmadığı sıralarda onu zaten sebebini anlamadan iş olsun diye gönderdiği mektepten almış, bir daha göndermemişti. Bir karısı ve bu oğlundan başka iki de kız çocuğu vardı. Ayın en çok 10 gününde aldığı en çok 60'ar kuruşla bunları doyuramıyordu. Küçük oğlan ufaktan çalışmaya başlamalıydı. Ucuzca bir eski küfe aldıktan sonra onu pazara gönderdi ve çocuk gününe göre 20-25 kuruşa kadar kazanıp getirmeye başladı. Büyüdükçe belki 5-10 kuruş daha fazla da çıkarabilirdi. Fakat bu sefer fena yüklemişlerdi. Alnına güneş vurdukça terlerin parıldadığını o burada görebiliyordu. Çocuğun yanından giden uşak kılıklı bir adam ara sıra ona durup bir şeyler söylüyor. "Galiba yürüsene be" filan diyordu. Yaklaştıkları zaman küfenin içinde neler olduğunu da seçmeye başladı. Bir sürü şişenin arasında irili ufaklı konserve kutuları vardı. Renkli kağıt kuşaklara sarılmış ve teneke kutular. Ve sonra şişeler uzun uzun, kısa, tıknaz, fıçı biçiminde, huni biçiminde, dar boğazlı, şiş gerdanlı ve içinde beyaz, yeşil, vişne rengi ve kan rengi sular bulunan birçok şişeler. Çocuk bu ağır yüklerin altında yıkılacak gibi görülüyordu. Çocuğun yanında yürüyen adamı tanıdı. Apartman sahibinin uşağıydı. Herhalde bu akşam karşıda ziyafet olacaktı. Bu içkiler, bu çeşit çeşit balık ve konserve kutuları bunu gösteriyordu. Küfeci ve uşak karşı apartmanın kapısına geldiler. Çocuk ufacık elleriyle duvara tutunarak bir ayağını merdivene attı. Babası yukarıdan bu ayağın pazılarının nasıl titreye titreye gerildiğini gördü. Fakat çocuk öteki ayağını bir türlü kaldıramıyordu. Yük herhalde çok ağır olacaktı. Uşak canı sıkılmış bir tavırla ve eli arkada seyrediyordu. Çocuk bir hamle daha yaparak o basamağı ve aynı güçlükle öteki üç basamağa çıktı. Kapıdan içeri girdi. Babası yukarıda adeta nefes bile almayarak bekliyordu. Ustabaşı demin öbür ucunda "Hey durma!" diye bağırdı. Silkinerek keseri başının üstündeki tahtalara vurmaya başladı. Fakat aklı hep arkada, karşı apartmandaydı. Ara sıra gene durarak dinliyor, fakat kalbinin gürültüsünden başka bir şey duymuyordu. Biraz sonra keserin seslerinin arasında kulağına şangırtıyla benzeyen bir ses geldi. Durdu. Geriye ve aşağıya doğru eğilerek dinlemeye başladı. Karşı apartmanın içinde kalın bir ses bağırıyordu. Fakat söylenen sözleri anlamak mümkün değildi. Ara sıra ince bir vızıldama kulağına gelir gibi oluyordu. Biraz sonra sesler kapıya yaklaştı. Yukarıdaki adam büsbütün eğilerek bakmaya başladı. Kapıdan önce oğlu çıktı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve bir eliyle küfesinin ipinden tutup sürüklüyor. Öteki eliyle de sağ dizini ovuşturuyordu. Bu ayağı kan içindeydi. Arkasından uşak göründü. Çok kızgındı. "Hadi bakalım, çek arabanı!" diye çocuğa bağırdı. Çocuk büsbütün ağlamaya başladı.
Bu arada anlaşılmaz bir şey söylüyordu. Öteki hızla bağırdı. Defol ulan! Senin yüzünden ben de laf işittim. Taşıyamayacaktan da ne diye yüklendi? Çocuk yine bir şeyler mırıldandı. Uşak pamuk yükleyecek değil ya, dedi. Çocuk gözlerini silmeye çalışarak o kadar yerler dolaştırdınız. Paramı verin hiç olmazsa, diye yalvardı. Öteki omuzlarını silkti. İki şarap şişesi kırıldı. 150'şerden 3 lira. Bir de para mı istiyorsun? Diyerek apartman köşesindeki ufak kapıdan içeri girdi. Çocuk hala orada duruyor ve uf uf diye ağlıyordu. Ayağından sızan kanlar apartmanın önündeki beyaz parkeleri kırmızıya boyamıştı. Babası yukarıdan donmuş gibi bakıyor, bir şeyler söyleyemiyordu. İşe karışır ve çocuğun kendi oğlu olduğunu anlaşırsa mal sahibinin kendisini kovacağını zannediyordu. Öyle ya, çocuğu niçin ağlattınız yahut? Çocuğun parasını verin demeye kalksa derhal def edilirdi. İşinden ayrılıp aşağıya da gidemezdi. Zaten bunları bu anda hiç düşünmüyordu. Yalnız aptal gözlerle aşağıya bakıyor ve göğsünü paralayacakmış gibi çarpan kalbini tutuyordu. Birdenbire karşı pencere açıldı. Apartman sahibinin evvela büyük göbeği, sonra kırmızı başı göründü. Dışarı uzanmaya çalışarak gürler gibi bağırdı. Hey, zırlamasana penceremin önünde. Defolup gitsene. Uşak hemen girdi, kapıdan fırladı. Küfesini üstüne oturarak ve yaralı dizine baka baka ağlayan çocuğu omzundan tutarak kaldırmak istedi. Çocuk bağırıyordu. Görmüyor musun be? Cam kırıkları dolmuş içine. Üf. Hadi git başka yerde ağla. 5 kuruşumu verin. Penceredeki adam hırsından kıpkırmızı kesilerek bağırdı. At şu piçi şuradan be. Uşak küfeciyi kolundan yakalayarak sürüklemeye başladı. O küfesini bir eliyle tutuyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kalktığı yerde parkeler kıpkırmızıydı ve güneş orasını donuk donuk parlatıyordu. Çatının üstündeki adam hiç kımıldamadan aşağıya bakıyordu. Gözlerinin içi yanıyor ve beyni karıncalanıyordu. Yakası boğazına dar geliyormuş gibi bir hisle elini boynuna götürdü. Çocuk gitmek istemiyordu. Şimdi para falan istediğinden değil, ayağının acısından olduğu yerde kalıyordu. Gözleri penceredeki adama ilişen uşağı çocuğu hızla itti. O küfesiyle beraber yüzü koyun yuvarlandı. Artık ağladığı bile duyulmuyordu. Çatıdaki adam gözlerinin büsbütün karardığını ve güneş vurmuş gibi beyninin içinde gürültüler olduğunu hissetti. Çatının kenarına dayanan ayakları titriyordu. Yavaş yavaş dizlerinin gevşemeye ve bükülmeye başladığını fark ederek elleriyle başının üst tarafındaki tahtalara tutunmak istedi. Fakat parmakları da gevşemişti ve hiçbir şeye sıkıca yapışmıyordu. Vücudu yaş tahtaların üstünde hafif bir gıcırtı çıkararak ağır ağır kaydı. Çatının kenarına kadar gelip orada bir an takılır gibi olduktan sonra aşağıya, sokağın ortasına, içi toprak dolu bir çuval gibi boğuk bir ses çıkararak düştü. Çocuğu kaldırmaya uğraşan uşak onu bırakarak beri tarafa koştu. Ve penceredeki adam bir şeyden tiksiniyormuş gibi yüzünü buruşturarak, sonra kanatları hızla vurarak içeri çekildi. 1935.